Herkese merhabalar, ben Olcan. Bugün sizlerle birlikte şirketlerin ve okulların kullanmış olduğu Zoom Meeting programında hesap nasıl açılır ve nasıl kullanılır bunu anlatmaya çalışacağım. İyi seyirler. İlk olarak tarayıcımızı açıyoruz ve Zoom Meeting sitesine giriş yapıyoruz. Ben daha önceden giriş yapmıştım. Siz de Google'a Zoom yazarak ilk çıkan siteye tıklarsanız bu siteye erişmiş oluyorsunuz. Zaten video açıklama kısmında da indirebileceğiniz linkleri ve sitenin linkini belirteceğim. Tabii ki bu programı hem Android'de hem de iOS yani iPhone cihazlarda kullanabilirsiniz. Onların da linklerini bırakacağım. Şimdi ilk olarak bir hesap oluşturmamız lazım. Hemen sağ üst köşede bulunan Sign Up It's Free butonuna bir kere basıyoruz ve bize bir sayfaya yönlendiriyor. Bu sayfada hesabımızı kolayca açabileceğiz. İlk olarak bakın Your Work E-mail adres bölümüne kendi e-posta adresinizi yazıyorsunuz. E-posta adresinizi yazdıktan sonra Sign Up butonuna bir kere basıyorsunuz. Sign Up butonuna bastıktan sonra karşımıza e-posta adresimize bir mesaj gönderdiğini söylüyor. Doğrulama e-postası. Hesabımızı doğrulayıp diğer işlemlere devam edebilmemiz için e-postamıza giriş yapıyoruz. Ben daha önceden e-postamı açmıştım. Hemen tıklıyorum. E-posta adresimize gittikten sonra Zoom'dan gelen mesajı tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi bir e-mail var. Bu mesajın içinde bulunan mavi butona tıklıyoruz veya aşağıda bulunan mavi yazıya da tıklayabiliriz. Mavi butona tıklayarak işlemlerime devam ediyorum ve beni farklı bir sayfaya yönlendiriyor. Bu sayfada kendi bilgilerimi yazacağım. Adımı, soyadımı ve şifrem olmak üzere. İlk başta adımı yazıyorum. Adımı yazdıktan sonra aşağıdaki bölüme soyadımı yazıyorum ve bizden şifre istiyor. Ama şifre oluştururken yapmanız gereken birkaç şey var. Zaten aşağıda da belirtmiş. 8 karakteri geçecek, küçük harf olacak, rakam olacak ve büyük harf olacak. Hemen ben ona uygun bir şifre giriyorum. Şifremi girdikten sonra aşağıda bulunan şifrenizi tekrar girin bölümüne tıklayarak bir kere daha şifre girme işlemlerimi gerçekleştiriyorum. Bu işlemleri tamamladıktan sonra aşağı inip turuncu butona yani continue butonuna bir kere basıyorum. Bastıktan sonra bizi farklı bir sayfaya yönlendiriyor. Bu bölüm ne işe yarıyor derseniz 3 tane bakın kısım var. Bu 3 kısma kendi arkadaşlarınızı veya çalışacağınız kişilerin e-posta adresini yazarsanız onlara bir e-mail gidiyor ve isterlerse kendileri hemen bir hesap oluşturabiliyorlar. Bu bölümü atlamak için yanda bulunan skip this Step bölümüne bir kere tıklıyorum ve gördüğünüz gibi beni bir sayfaya daha yönlendirdi. Bu sayfada isterseniz kendi hesabınızı kontrol ediyorsunuz veya Start Meeting Now dedikten sonra size bir program indirecek. Onu indirip kurmanız lazım. Zaten birazdan da onu göstereceğim. Hemen Start Meeting Now diyorum ve bizi farklı bir sayfaya yönlendiriyor. Bu sayfada indirme işlemini başlayacağı söyleniyor. Biraz bekliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi masa üstümüzü seçti. Kayıt butonuna bir kere basıyoruz ve programımız bilgisayarımıza indi. Şimdi yapmamız gereken tek şey programımızı kurmak. Hemen isterseniz o aşamayla devam edelim. Masa üstüne geçtim ve bakın masa üstünde bulunan Zoom ile başlayan uygulamaya sağ tık yap. Yönetici olarak aç diyorum. Tabii ki siz bunu normalde üstüne çift tıklayarak açabilirsiniz. Evet, kurulum başladı. Gördüğünüz gibi %22, %25 diye devam ediyor. Bu işlem birkaç dakika sürebilir. Bittikten sonra diğer adımlar ile devam edeceğiz. Evet, şu anda yükleme işlemi bitti. Connect dedi ve gördüğünüz gibi direkt olarak uygulamamız açıldı. Burada Join with Computer Audio derseniz bilgisayardaki sesi almaya başlayacak. Tabii ki bu direkt şu anda sohbeti başlattı. Bakın burada Talking Olcan Kaya. Yani ben konuştuğum zaman direkt orada bir yazı beliriyor ve buradan konuşanları görebiliyorsunuz. Ben direkt şu anda bitir diyorum ve sıfırdan anlatmaya başlayacağım. End Meeting diyerek direkt yayını sonlandırabilirsiniz. Burada Sign-in butonuna bir kere basıyoruz çünkü biz e-postamızı oluşturmuştuk. Buradaki bölümü oluşturduğumuz e-postayı yazıyoruz. Altında yer alan Password bölümüne de şifremizi giriyoruz. Girdikten sonra şuradaki Keep Me Signed In butonuna basarsanız hesabınız her seferinde giriş yapmak zorunda kalmazsınız. Ve buradan Sign-in butonuna bastığım zaman şu anda hesabım aktif bir şekilde açıldı. Ve burada düzenlemeler, ayarlamalar yapacağız. Şimdi size ilk başta programı tanıtmak istiyorum. New Meeting bölümüne tıkladığımız zaman siz kendiniz yayıncı oluyor gibi düşünebilirsiniz. Daha doğrusu dersi anlatan veya yayını yöneten kişi oluyorsunuz. Join butonuna basarsanız size verilen bilgileri girmeniz istenecek. Ve bu bilgileri girdikten sonra gruba katılmış olacaksınız. Yani yayına katılmış olacaksınız. İlk olarak New Meeting kısmını tanıtmak istiyorum. Bu bölümde dediğim gibi yayını siz yönetiyorsunuz. Yani yönetici oluyorsunuz. Hemen butona bir kere basalım. Bastıktan sonra karşımıza böyle bir ekran geliyor. Burada Join with Computer Audio derseniz bilgisayarınızda bulunan bütün sesleri yayına aktaracak. Hemen o butona basıyoruz ve gördüğünüz gibi bilgisayarınızdaki ses aktarılıyor diyor. Aşağıda da kendi kullanıcı adım yani ismim yer alıyor. Şimdi aşağıda bulunan paneli size tanıtmaya başlayayım hemen kısaca. Mikrofon ikonuna bir kere basarsanız sesinizi şu anda yayına vermez. Eğer tekrar basarsanız sesiniz yayına gider. Aşağıda yer alan
kamera butonuna bir kere basarsanız webcam'inizi ekrana yansıtır. Bir kere daha basarsanız kapanır aynı şekilde. Invite kısmında ise arkadaşlarınızı ya da öğrencilerinizi bu yayına davet edebilirsiniz. Invite butonuna bastığım zaman gördüğünüz gibi bakın şurada copy invite'ın veya e-mail bölümünden o kişilere mesaj gönderebilirsiniz. Tabii ki ben direkt şu anda kopyalamayı size göstereceğim. Bakın şurada meeting'in yanında birkaç adet rakam yazıyor. Bu rakamları kopyalayıp kullanıcıya gönderdiğiniz zaman sizin yayınınıza katılabilir. Ama bunu göndermeden önce aşağıda bulunan meeting pasaport kısmını da göndermeniz lazım. Çünkü yukarıda bulunan meeting ID'sini herkes öğrenir ve yayına katılır. Bu yüzden şifreli bir sistem yapmışlar. Aşağıdaki şifre ile yukarıdaki meeting ID'sini gönderirseniz istediğiniz kullanıcıya, istediğiniz kişiye yayınınıza otomatikman katılmış oluyor. Bu işlemleri hızlı bir şekilde yapmak istiyorsanız copy URL veya yanındaki butona basabilirsiniz. Direkt kopyalıyor bütün bilgileri ve WhatsApp'tan veya diğer platformdan kullanıcılara bilgileri gönderebilirsiniz. Şimdi isterseniz hemen giriş bilgilerimizi ve linkimizi kopyalayalım. Copy URL'nin yanında bulunan butona bir kere basıyoruz. Bastıktan sonra gördüğünüz gibi linklerimiz ve giriş bilgilerimizi kopyaladı. Hemen bu sayfayı kapatıyoruz ve masa üstümüzdeyken bir kere sağ tık yapıyoruz. Yeni deyip bir metin belgesi oluşturuyoruz. İsterseniz adını Zoom koyalım. Zoom dedikten sonra metin belgemize çift tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra açılan metin belgesini CTRL V yoluyla yapıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi meeting ID ve pasaport bölümünü aklımızda tutmamız lazım. Veya yukarıdaki URL'yi direkt WhatsApp'tan gönderirseniz uygulamayı indirecekler ve giriş yapabilecekler. Tabii ki meeting ID ve pasaport bölümünü göndermeyi unutmayın. Şimdi bu metin belgesini kaydediyoruz ve kapatalım. Kapattıktan sonra invite'in yanında bulunan butonlar ne işe yarıyor onlarla devam edelim. Invite'in yanında bulunan manage kısmında yayına kaç kişi katılmış, yayını kaç kişi takip ediyor ve yayındaki kişilerin isimlerini bu bölümden görebiliyorsunuz. Yanında bulunan share screen butonuna bastığımız zaman karşımıza böyle bir pencere açılıyor. Burada gördüğünüz gibi screen butonuna tıklarsak masaüstümüzün ekranını yayına verecek. Aşağıda bulunan bakın Google Chrome ikonu var. Bunun gözükmesinin sebebi şu anda bizim bilgisayarımızda Google Chrome penceresi açık. Buna tıklarsanız masaüstünüzdeki hiçbir şey gözükmez. Yani siz masaüstünüzde başka bir işlem yapsanız bile Google Chrome'un ekran görüntüsünü alıp yayına yansıtır. Peki Witboard ne işe yarıyor derseniz? Aslında bu programın bence en güzel yanı bu. Witboard'a tıkladıktan sonra share diyoruz ve gördüğünüz gibi karşımıza bomboş bir sayfa açtı. Bu sayfayı akıllı tahta olarak kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çizimlerimizi, yazılarımızı yapabiliyoruz. Mesela şuraya abone ol yazabiliriz. Örnek veriyorum tabii ki. Bu sayfayı kapatmak için de yukarıda bulunan stop share butonuna bir kere basıyoruz ve gördüğünüz gibi yayın ekranımıza tekrar geldi. Chat butonuna basarsak buradan mesajları kontrol edebilir veya kendimiz bir mesaj gönderebiliriz. Record butonuna basarsak yapmış olduğumuz yayının ekran kaydını bilgisayarımıza aktarır ve buradaki emojiye tıklarsak da yayına istediğimiz tepkiyi verebiliriz. Şimdi isterseniz başka bir yayına nasıl katılabilirsiniz onu göstereyim. Add meeting butonuna basıyoruz ve buradaki yayınımızı sonlandırıyoruz. Sonlandırdıktan sonra join butonuna basıyoruz. Bastıktan sonra karşımıza böyle bir ekran geldi. Aşağıda bulunan kutucukta isminizi değiştirebilirsiniz. Farklı şeyler de yazabilirsiniz ama bence hesabınızı oluştururken girmiş olduğunuz adı kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi yukarıda bulunan enter meeting ID bölümüne açmış olduğumuz metin belgesindeki bilgileri gireceğiz. Bakın meeting ID'yi kopyalıyorum CTRL-C yöntemiyle ve enter meeting ID bölümüne CTRL-V yoluyla yapıştırıyorum. Şu an join diyerek yayına katılabilirim ama yayın biraz önce kapattığım için daha doğrusu yayını yapan ben olduğum için join dememe rağmen beni yayına almayacaktır. Bakalım evet gördüğünüz gibi beni yayına eklemedi çünkü var olan bir yayın şu anda yok. Diyelim ki yayın devam ediyor ve yayına katılmak istiyorsunuz. Join dedikten sonra sizden bir de pasaport isteyecek. Oraya da giriş bilgilerimizde yer alan pasaportu yazarsanız yayına katılmış olacaksınız. Şimdi leave diyelim ve diğer butonlar ile devam edelim. Aşağıda bulunan iki buton, biri takvim ikonu. Buna tıkladığımız zaman yayınımızı zamanlayabiliyoruz. Yani ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek, hangi konu hakkında olacak, başlığını her türlü şeyi belirleyebilirsiniz. Diğer butonumuz share screen. Bu butona bastığımız zaman karşımıza bir bölüm çıkıyor ve burada bizden meeting ID'mizi girmemizi istiyor. Meeting ID'mizi yazıyoruz. Share diyoruz. Share dedikten sonra bizden password istiyor. Burada hemen şifremizi giriyoruz ve şifremizi girdikten sonra kendi bilgisayarımızın ekranını yayına yansıtabiliyoruz. Bunu yapmamızın sebebi yapmış olduğumuz işi veya ödevimizi göstermek diyebilirim. Bu videoluktan da bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğendiğimi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.